Açılış konuşmasını yapmak üzere Birleşik İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mustafa Şahin'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Biz Birleşik İnşaat Müteahhitleri Federasyonu adına burada bulunmaktayız. Sayın Başkanıma da bizleri davet ettiği için teşekkür ediyorum. Bizler küçük ve orta ölçekli inşaat müteahhitleriyiz. Yani halk deyimiyle daha önce yapsat diye tabir edilen inşaatları inşa eden müteahhitleriz. Dolayısıyla betonun da en çok muhatabı olan bir tarafız. Hazır beton artık girmediği hiçbir saha, yapılaşmada özellikle yoktur. Her tarafta hazır beton kullanıyoruz. Neredeyse inşaatlarımızdaki şaplarımızda dahi hazır beton kullanmaya başladık. Hazır betondan önce şöyle bir maziye gidersek, zaman zaman arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Sabah saat 4'te başlayan ve saat 2'de 3'te yaklaşık 40 kişilik 50 kişilik bir işçi ordusuyla beton atıyor idik. Ben zaman zaman düşünüyorum, bu attığımız betonlar ne kadar sağlıklı, ne kadar düzgün, ne kadar kaliteli oldu diye. İşte ülkemizde yaşanan, hepimizin büyük bir üzüntüyle gördüğü depremlerde ortaya çıkan sonuçlar şu ki, bu depremlerde kullanılan daha önceki betonlarımızın hiçbiri sağlıklı değil ve sağlam değilmiş. Maalesef hazır betona Türkiye olarak çok geç geçtik ve çok geç kullanmaya başladık. Ve hala da bizim maalesef özellikle bu betonu tüketen kısmen de üreticilerinde var. Hazır betonun niteliğini ve niceliğini bilmeyenler var. Bunların da aslında sadece burada beton üreticilerinin yaptığı bir toplantıyla kalmamalı Sayın Başkanım. Bu betonu tüketenlerle de bir araya daha sık gelmeliyiz. Daha çok bu arkadaşlarımıza betonun özelliğini ve nasıl kullanılması gerektiğini anlatmalıyız. Bizim müteahhit arkadaşlarımızın büyük bir bölümü beton atılırken başında dursa dahi, işin açıkçasını söylemek gerekirse, sadece mikserlerin ihsaliyelerini toplamak üzere bulunuyoruz. Yani bu beton nedir? Ne yapar? Nasıl atılmalıdır? Mikserin başında su katılmalı mı? Ne kadar katılmalı? Katılmamalı mı? Ne olmalı? İşin doğrusunu isterseniz çok bilen arkadaşımız da yok. Bu arkadaşlarımızın kabahati de değil aslında. Bunu öğreten bir merci de yok. Çünkü inşaat müteahhitliği mesleği maalesef değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar, Türkiye'de en kolay yapılabilecek bir meslek grubu olarak önümüzde duruyor. Bizim sektörümüzdeki temsilci arkadaşlarımızın bir tanımı yok. Maalesef ki yok. Yani sermayesini oluşturmuş ve illerindeki ticaret odalarına kayıt yaptırmış her arkadaşımız inşaat müteahhiti olabilir. Ya bu yazın işler iyi gidecek gibi gözüküyor. Paramız da var, ne yapalım? Müteahhitlik yapalım. Ya dövizden çok kazandım, ne yapalım? Müteahhitlik yapalım. Ya vergiyle ilgili bir takım gelişmeleri ya da kazançları elde etmem lazım, ne yapayım? Müteahhitlik yapayım gibi, maalesef üzülerek söylüyorum ki böyle bir sektörün temsilcileriyiz. Ayıklamaya çalışıyoruz, tanım getirmeye çalışıyoruz. Başta bürokrasi olmak üzere önümüzde binlerce sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Ama bütün bunlara rağmen de iyi niyetli, samimi bir şekilde memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizler Türkiye'deki ekonomik sektörün lokomotifiyiz. Beton sektörü de içerisinde olmak kaydıyla 200 küsür tane sektöre direkt hareket veriyoruz. Tarım sektöründen sonra en büyük istihdamı sağlıyoruz. Ve sağladığımız bu istihdamın en önemli bölümü de yaklaşık %84'lere tekabül ediyor. TÜİK'in verilerine göre vasıfsız işçilerden oluşmak. Yani vasıfsız işçileri ekmeksiz, açsız bıraktığınızda evinizde rahatça yemeğinizi yiyemezsiniz. Sokağınızda rahatça arabanıza binemezsiniz. Çünkü aç insan her şeyi yapar. Böylesine çok büyük bir kitleye de istihdam sağlıyoruz. Türkiye'de her 1000 liradan 124 lira vergisini biz ödüyoruz. Yani toplanan her 1000 TL vergiden 124 TL'sini biz ödüyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir sektörün temsilcileriyiz. Ya biz burada beton semineri düzenledik. Bu fuar bildiğim kadarıyla daha önce İstanbul'da düzenleniyordu Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum Ankara'ya getirdiği için bu fuarı. Ankara müteahhitlere de
beton üreticilerine de bu katkıyı sağladığı için. Biz beton üretiyoruz, hazır betonun tanımını yapıyoruz. Burada müteahhitler ne yapar dememek lazım. Biz her platformda bunu dile getiriyorum. İnşaat Mimarlar Odası'nda, Mühendisler Odası'nda, Elektrik Mühendisleri Odası'nda, daha başka çeşitli mühendislerin bağlı olduğu odalarda da toplantı yaptığımızda söylüyorum. Ben mimarım, projeyi çiziyorum, gerisi beni ilgilendirmez diyemezsiniz. Ben beton üretiyorum, betonumu inşaata gönderir atarım, benim sorumluluğum burada biter diyemezsiniz. Bizler hepimiz bütünün birer parçalarıyız. Dolayısıyla bu bütünün tamamını birlikte ele almak lazım. Bu bütünün tamamını birlikte değerlendirmek lazım. Tabiri caizse aynı geminin içerisinde seyahat ediyoruz. Bizim ayağımıza taş değerse sizin de ayağınız acır. Sizin ayağınıza taş değerse bizim ayağımız da acır mantığıyla hareket etmek zorundayız. Bizler inşaat müteahhitleri olarak bundan sonraki çalışmalarınızda sevgili başkanım, bize ne düşüyor ise, hangi katkıyı sağlamak gerekiyorsa, gerek işi öğrenmek adına, gerekse sektörümüzden bildiklerimizi sizinle paylaşmak adına her türlü çalışmada yer almaya hazır olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum. Değerli hocalarımız betonun tanımını, tarifini zaten yıllardır yapıyorlar. Bugün de bizlere anlatacaklar. Çok değerli fikirlerinden mutlaka faydalanacağız. Ancak real sektör, real piyasa değerli arkadaşlar gerçekler üzerine kurulmuş. Mutlaka birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Birbirimize destek olmak zorundayız. Türkiye'mizde yapılan şu anda son günlerde özellikle takip ediyoruz. Çimento piyasasına dikkat edecek olursanız birkaç tane firmanın ya da holdingin elinde seyrediyor. Bunun da önümüzdeki günlerde bizim sektörümüze çok ciddi ekonomik yansımalar olacağı kanaatindeyim. Duyumlardan ibaret konuşuyorum sadece. Daha sonra bunu eline boyuna Sayın Başkanımla da ilgili bakanlıklarda da konuşarak dile getireceğiz. Bunu da ne demek istiyorum? Çok kısaca anlatıp başınızı ağrıtmayacağım. Çimento, dökme çimento işte 145 liralardan 150 liralardan bir anda 160-165 liralara doğru tırmanıyor. Ki duyumumuz o ki 200 liraya kadar da yıl sonunda çıkacağı söyleniyor. Şimdi ülkemizdeki diğer artışlar, diğer zamlar bu kadar oranda olmazken hazır çimentonun, dökme çimentonun bu kadar artışı haliyle betona yansıyacak. Betona yansıyacak, bizim maliyetlerimize yansıyacak. Bu da zaten ekonomimizin pamuk ipliğine bağlı olduğu bir dönemde inşaat sektörünün durması anlamına gelir. İnşaat sektörünün durması da Türkiye'nin durması anlamına gelir. Bu görüşmelerimizi de inşallah önümüzdeki günlerde yapacağız. Sadece küçük bir bilgi olarak sizlere aktardım. Bizlere burada katılım fırsatı verdiği için tekrar Sayın Başkanıma, değerli bilgileriyle bizleri aydınlatacak değerli hocalarıma ve siz değerli katılımcılara katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı işler diliyorum.